Cenab Rektör Adalet Muradov, Cenab Milletvekili Müsteşar Yardımcısı, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi'nin değerli öğretim üyeleri ve öğrencileri. Ben de benden önceki konuşmacılar gibi Azerbaycan'a gelmiş olmaktan ne kadar mutlu olduğumu söyleyerek başlamak istiyorum. Fakat kendi söyleyeceğim şeyleri söylemeden önce Azerbaycan'la ilgili ben de tarihçemi anlatmak istiyorum. Şöyle ki, maalesef Türkiye ile Azerbaycan, rahmetli Haydar Bey'in dediği gibi bir millet, iki devlet diye bugün anıyoruz ama biliyoruz ki çok uzun bir süre bu iki devlet ve bu iki kardeş arasındaki ilişkiler son derece sınırlıydı. Bu bir gerçekti. Benim babam 1974 yılında Moskova'da Türklerin büyük şairi Bahtiyar Vahapzade ile tanışmış. Ve Bahtiyar Bey bizim ondan sonra hala devam eden çocuklarıyla aile dostumuz oldu. 1990 yılında rahmetli Turan Yazgan Hoca, ki burada sizin koridorlarınızda onu ben resmini gördüm, onun buraya düzenlediği ilk uçak, bir grup Türkiye'den yazar, şair, bizim gibi o zaman gençler, üniversite öğrencileri, ben o zaman Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışıyordum ama 22 yaşında yarı öğrenci, Bakü'ye indik. Bakü'ye gelmemizin sebebi 1990 yılında kendi babamızdan duyduğumuz, onun Bahtiyar Bey'le olan ilgisi, daha sonra buraya gelmesi bizi de biraz Azerbaycan'la ilgili eğitmiş olsa gerek ki böyle bir ilgiden dolayı geldik ve burada Türkiye'den gelen, ki o dönem çok farklı bir dönemdi. 1990-91 yılından bahsediyorum. Çok farklı bir dönemdi. Belki buradaki öğrenci kardeşlerimizin çoğu doğmamıştı muhtemelen. Keşke görselerdi o günleri. Bugünkü işte bizim kaldığımız Hilton Oteli'nin yerinde yanlış hatırlamıyorsam Inturist Oteli vardı. Azerbaycan böyle çok bugünkü gibi parlak değildi. Binaları, sokakları, caddeleri, arabaları vesaire. Ama biz o geldiğimizde Azeri kardeşlerimizin, ki kaldı ki Azeri veya Türk diye bir ayrım hakikaten yapmamak lazım. Çünkü Türkiye'deki insanların çoğu, buradaki insanların çoğu genetik olarak da aynı insanlar. Bize karşı, Türkiye'den gelen insanlara karşı o gösterdikleri ben ilgiyi, coşkuyu, Sayın Milletvekilinin duyguları gibi kaç tane Azeri tarafından konuşmalara maruz kaldığımızı hiç unutamıyorum. Bizimle beraber olanların içinde çok işte Ahmet Kabaklı, Sevinç Çokum, Erdem Beyazıt şair, bugünkü meclis başkan yardımcısı Meral Akşener, o zaman bir öğretim üyesi, çok sayıda insan vardı. Herkes de aynı duyguları paylaştılar. Çok şükür ki ondan sonra da bugün dahil çok defa geldim. Belki 20 defa, belki 30 defa gelmişimdir. Ve bugün de böyle bir davet alınca Sam'dan yine bu duygularla gelmek istedim. Sizleri ve Sayın Milletvekilini de duyunca, Sayın Müsteşar Yardımcımızın şiirlerini, ben o kadar şiir bilmediğim için şiir okuyamıyorum. Ama çok sevindim bu ilişkilerin nereden nereye geldiğini görerek. Ben kendi söyleyeceğim şeyleri kısaca iki başlığa sınırlandıracağım. Benden önceki konuşmacılar şunu söylediler ki bu doğru. Türkiye ile Azerbaycan'ın ekonomik ilişkileri ve siyasi ilişkileri bu son 20-25 senede hakikaten iki devlet gibi değil, bir devlet gibi. Yani iki milleti bırakın, İki devleti bırakın, bir devlet gibi çok yakın oldu birbirine. Bu da çok güzel bir şey. Vusal Hoca'nın söylediği gibi Azerbaycan Türkiye'nin sınırı dünyanın belki de en emniyetli sınırıdır. Bu da doğru. Türkiye'den buraya çok sayıda yatırım gelmiştir. Rakamlar bize geliyor devamlı. Azerbaycan'dan da artık petrol gelirlerinin de buranın ekonomisinin inkişaf etmesiyle birlikte Azerbaycan'da da Türkiye'ye çok büyük yatırımlar yapılıyor. Bunları da biliyoruz. Sokar'ın yatırımı bunların başında gelir. Sayın Müsteşar Yardımcısı'nın anlattığı enerji projeleri bunların içinde gelir.
Azerbaycan'ın dolayısıyla Türkiye ile olan ilişkileri ekonomik olarak veya siyasi olarak oldukça yakın. Bundan sonra ne yapılması lazım diye düşündüğümüz zaman benim aklıma iki tane önemli başlık geliyor. Bunlardan bir tanesi, Ursal Hoca da bahsetti, İpek Yolu'ndan ve BTK projesinden. Ben de daha yeni SAM'la birlikte bir çalışma yaptık, Azerbaycan'ın SAM'ıyla. O da hasbelkader BTK ile alakalı bir proje, bir kitap. Onu da size göstereyim çünkü SAM'ın yayını bu. Şimdi bu BTK projesine nasıl bakmamız gerekiyor? Zafer Bey enerji projelerinden bahsetti. Enerji projeleri bir taraftan, yani pipeline'lerden bahsediyorum, Azerbaycan'ın petrolünün ve gazının dünyaya açılmasıyla alakalı bir rol oynuyor. Öte taraftan Türkiye'nin de bir enerji merkezi diyelim ona, öyle o hale gelmesinde rol oynuyor. Peki BTK'ya nasıl bakmalıyız, BTK projesine? Benim söyleyeceğim o ki BTK projesine çok sınırlı, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işte 300-400 kilometre galiba bir demir yolu olarak bakmamamız gerekiyor. Buna çok daha kapsamlı, çok daha küresel bir açıdan bakmamız gerekiyor. Neyi kastediyorum? Dünya ticareti büyük ölçüde baktığımız zaman bölgeler arası ticarettir. Ama özellikle son yüzyılda Çin'in hızlı büyümesi arz tarafında, Avrupa'nın da hem arz hem talep ama daha çok talep tarafında büyümesiyle Çin ile Avrupa arasında korkunç büyük bir ticaret var. Bu ticaretin rakamlarını vermek istemiyorum ama trilyon doları geçiyor. Bu ticaret 16. yüzyıldan beri Ursal Hoca'nın bahsettiği gibi deniz yolundan gidiyor. Ve bu ticaretin İpek yolundan deniz yoluna kaymasının dünyada en büyük kaybedenleri Türkiye ve belki de Azerbaycan'dır. Çünkü karadan giden yolun birdenbire denize kayması bu ülkelerin dünya ticaretinde ve dünya ekonomisindeki etkilerini azaltmıştır. Bunları biliyoruz. Fakat ilginç olan şey o ki deniz yolu kara yolundan, tren yolundan daha uzun ve esasında daha maliyetli bir yol. Çünkü belli uzunluklara kadar deniz yolu daha verimli hale geliyor, daha rekabetçi. Ama kara yoluyla olan fark büyüdükçe, ki bu yol çok uzun bir yol, deniz yolu. O zaman kara yolunun daha maliyeti düşük bir yol olma, tren yolundan bahsediyorum kara dediğim, bu ortaya çıkıyor. Fakat şu anda Çin ile Avrupa arasındaki ticaretin %99'u deniz üzerinden gidiyor. Daha pahalı olduğu halde bunun çok basit bir sebebi var. Çünkü tren yollarının birbirleriyle olan bağlantıları, gümrük geçişleri, defalarca ülkeden ülkeye gümrük geçişleri tren yollarını daha maliyetli hale getiriyor. Ama bugün Çin'in politikasına, Kore'nin politikasına baktığınız zaman herkesin ortak olarak bahsettiği bir tema İpek Yolu. Bu sadece Azerbaycan'da söylenmiyor. Çin Cumhurbaşkanı'nın da söyleminde İpek Yolu'nun canlandırılması var. Kore'nin bugünkü Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarında da İpek Yolu'nun canlandırılması var. Bizim BTK'yı böyle düşünmemiz lazım. Yani Doğu ile Batı arasındaki ticaretin bizim ülkelerimizden geçmesini sağlamamız gerekiyor. BTK çok önemli bir ticaret yolunun en kritik bağlantı noktasıdır. O yüzden inşallah 2015 yılında biter ise yapacağımız bir şey daha var, onu da söyleyeceğim. O zaman hem Azerbaycan hem Türkiye'nin sadece enerji koridorlarında değil, kara ticareti ve dünya ticareti yollarında da önemli bir bağlantı noktası haline gelmesini sağlamamız lazım. Burada önemli nokta şu: Rusya bu yolun kendisinden geçmesini istiyor. Eğer ben de Rusya olsam ben de bunu isterdim. Trans-Siberya yolu diye sizin bizden daha iyi bildiğiniz bir yol vardır. 1905'te yapılan. Rusya istiyor ki Çin'le Avrupa arasındaki ticaret Trans-Siberya üzerinden aksın. Avrupa Birliği'ne baktığınız zaman adı Traseka olan, sizin de çok iyi bildiğiniz ama maalesef bir ekonomik ve siyasi mantığı bulunmayan bir ikinci güzergah belirlenmiştir. Bu güzergah Türkiye'yi, İran'ı ve Rusya'yı zincirin dışında bırakmaya çalışıyor.
da ekonomik olmuyor. Nitekim Traseka maalesef hiçbir yere ilerlemiyor hepimizin bildiği gibi. Kalıyor bizim ne yapmamız gerektiği. Bizim yapmamız gereken şey çok basit. Bu gümrük geçişleri sizin tarafınızda, Aktau ve Türkmenistan'da, yani Türkmenbaşı ile olan geçişleri çok verimli, efficient, gümrük geçişleri, tren geçişlerini çok kısa, kolay, maliyetsiz hale getirmemiz lazım. Eğer bu bağın üzerindeki öbür geçişleri de bu hale bir gün getirebilirsek, o zaman Azerbaycan ve Türkiye BTK projesiyle dünya ticaretinin aktığı önemli mekanizmalardan, önemli alanlardan birisi olacak diye düşünüyorum. İkinci söyleyeceğim şey çok kısaca. Burada öğrenci kardeşlerimiz var. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bu ilişkilerin bu hale, yani iyi hale gelmesinde en önemli köprüyü bence onlar görecekler. Burası da bir üniversite, o yüzden burada bunu söylüyorum. Bu insanlarımızın, Türkiye'deki Türklerin, Azerbaycan'daki Türklerin birbirleriyle olan geçişkenliğini, mobilizasyonunu artırmamız gerekiyor. Sayın Rektör bize biraz evvel Türkiye'den burada sanıyorum 100 civarında veya 150 civarında öğrenci olduğunu söyledi. Türkiye'de de artık eskisi gibi değil, çok sayıda Azeri öğrenci işte çeşitli vesilelerle geliyor. Bazen kısa programlar, uzun programlar. Fakat bunların sayısı yeterli mi derseniz bence yeterli değil. Avrupa Birliği'nin biliyorsunuz Erasmus diye bir projesi var. Çok esasında başarılı bir projedir Erasmus projesi. Ve amacı öğrencilerin mobilizasyonunu artırarak Avrupa'yı birbirine bağlamaktır. Bizim de yapmamız gereken iki devletin ama bir milletin bu birlikteliğini artırmanın bence en güzel, en kalıcı yollarından bir tanesi öğrencilerin mobilizasyonunu artırmak Türkiye ile Azerbaycan arasında. Eğer bu olursa 10 yıl, 20 yıl zarfında bizim siyasi ilişkilerimiz, ekonomik ilişkilerimiz, ticari ilişkilerimiz kendiliğinden çok daha iyi hale gelecektir diye düşünüyorum. Bu konuda tedbirler almak lazım diye düşünüyorum. Hepinize de teşekkür ediyorum. Sağ olun.